Uyarılar dendritler aracılığıyla hücre gövdesine iletilir. Hücre gövdesi impuls ile ilgili değerlendirmeyi yapar. Cevap impuls şeklinde aksona iletilir. Impuls akson ucuna, akson boyunca ilerler. Bilinsiz nöronlarda impuls iletimi. sodyum kanalı potasyum kanalı sodyum potasyum pompası polarizasyon akson zarının dış tarafa bakan yüzeyi artı yüklü içe bakan yüzeyi ise eksi yüklüdür. Zarın dış tarafında sodyum, iç tarafında ise potasyum iyonları daha fazladır. Sodyumun dış tarafta, potasyumun ise iç tarafta daha fazla tutulabilmesi için sodyum potasyum pompası çalışır. Potasyumu çok yoğun olduğu hücre içine, sodyumu ise çok yoğun olduğu hücre dışına aktif taşıma ile pompalar. Bu sırada ATP harcanır. Polarizasyon. Sodyum kanalı kapalı. Potasyum kanalı kapalı. Sodyum potasyum pompası aktif. Aktif taşıma gerçekleşir. Potasyumun ya da sodyumun difüzyonu yok. Hücre dışı pozitif, hücre içi negatiftir. Depolarizasyon. Sodyum kanalları açılır. Sodyum çok yoğun olduğu hücre dışından az yoğun olduğu hücre içine difüzyonla geçer. Bu olay için ATP harcanmaz. Hücre içi sodyumdan dolayı pozitif yük kazanır. Bu yüzden hücre içi pozitif yükle yüklenir. Hücre dışı ise pozitif yük kaybettiği için negatif yükle yüklenir. Depolarizasyonda sodyum kanalı açık, potasyum kanalı kapalı, sodyum potasyum pompası pasif, aktif taşıma görülmez, sodyum ya da potasyum difüzyonu var. Sodyumun hücre dışı negatif, hücre içi pozitif yük kazanır. Repolarizasyon. Sodyum kanalları kapanır. Potasyum kanalları açılır. Potasyum çok yoğun olduğu hücre içinden az yoğun olduğu hücre dışına difüzyonla geçer. Hücre pozitif yük kaybettiğinden zarın iç kısmı negatif yüklenir. Hücre dışı artı yük kazandığı için zarın dış kısmı pozitif yüklenir. Repolarizasyonda Sodyum kanalı kapalı, potasyum kanalı açık. Sodyum potasyum pompası pasif. Aktif taşıma görülmez. Sodyum ya da potasyum difüzyonu var. Potasyumun hücre dışı pozitif, hücre içi negatif yüklüdür. Hiperpolarizasyon. Potasyum kanallarının kapanma hızı sodyum kanallarına göre daha yavaştır. Bu yüzden hücre dışına daha fazla potasyum iyonları çıkar. Yani hücre daha fazla pozitif yük kaybeder. Bu yüzden zarın iç yüzeyi daha fazla negatif yük kazanır. Bu yüzden hücre uyarılamaz. Hücrenin uyarılabilmesi için yeniden polarizasyona dönmesi gerekmektedir. Hücrenin yeniden polarizasyona geçebilmesi için sodyum potasyum pompası çalışır sodyum hücre dışına, potasyum hücre içine ATP harcanarak yani aktif taşıma ile gönderilir. Artık hücre polarize olmuş durumdadır. Buna dinlenme potansiyeli denir. Bu durumdayken impuls almaya hazırdır. Bazı ders ve YKS kaynakları hiperpolarizasyonu repolarizasyona dahil ettiğinden repolarizasyonda ATP harcanır demektedir. Doğrusu ATP sadece polarizasyon için harcanmaktadır. Depolarizasyon, repolarizasyon ve hiperpolarizasyonda ATP harcanmaz. Aksiyon potansiyeli grafiği